Tekerleği olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Corolla Cross. Şöyle her zaman olduğu gibi yine çok detaylı bir video olacak. Corolla Cross ile ilgili aklınıza ne kadar soru işareti varsa hepsini bu videoda bulacaksınız. Gerçekten iyi hazırlandım. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Corolla Cross hayatına 1-0 önde başlıyor. Çünkü isminde bir Corolla yazısı var. Corolla ismini duyduğumuzda kalite, güven, sorunsuzluk ve bir sürü şeyi hemen aklımıza geliyor. Corolla Cross da hemen bizden bir artı puan kazanıyor. Ve tamamen bir Toyota çizgisinde olan bir araç. Bakın yan tarafta da RAV4 de var. RAV4 tabii ki biraz daha fiyatıyla premium segmente hitap eder gibi oradan biraz müşteri çalmaya çalışıyor. CHR ile RAV4 arasında konumlandırılmış durumda. CHR da arkadaşlar tam bir Toyota çizgisinde olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü çok daha sportif bir tasarım var. Daha farklı bir kesime hitap ediyor. Ama Corolla Cross tam bir Toyota çizgisinde. Hani Corolla'nın tasarımını sevenlere hitap eden bir araç. Corolla Cross 4 farklı donanım paketiyle geliyor. Flame, Flame X, Passion, Passion X. Tabii ki karşımızdaki araç test aracı en dolu olan versiyon Passion X donanım paketine sahip. Aslında iki donanım paketi olduğunu söylemek daha doğru olur. Passion ve Flame. Diğerlerinin X takısıyla beraber artı bir donanım gibi. Başlangıç seçeneğinde mesela cam tavan yok ama X'li olanı alırsanız cam tavanlı oluyor. Passion X donanımda da Passion'la arasındaki farkı da birkaç tane güvenlik önleminde artısı var. Geri kalan tüm dış görünüş birbirleriyle aynı arkadaşlar. Aslında en bazı ile en dolusu arasında çok bir fark yok. Ön tarafta gördüğünüz gibi burada LED premium farlarla geliyor. Baz donanımda da yine LED farlar var. Burada bazla arasındaki dış görüntüde farklar. Krom parçalar dış görünüşteki ve buradaki farlar arkadaşlar farklı. Baz donanımda bu premium LED farlar maalesef yok. Buradaki gündüz LED'imiz de aynı şekilde. Baz donanımda yok. Burada gördüğünüz gibi kayar LED şeklinde ama daha farklı yapılmış nokta nokta olarak kayıyor. Şöyle ön tarafa baktığımızda tamponumuzun altına doğru sis farlarımızı da görüyoruz. Onlar da LED olarak yanıyor. Burada bakın büyük bir panjur. Bu panjur çok güzel olmuş. Dediğim gibi Amerikan bu kamyonetlerine, Tacoma'lara çok benzeyen bir tasarım olmuş. Gerçekten güzel. Ön arka park sensörleri tabii ki söylemeye gerek yok. Bu tarz araçlarda bunlar standart oluyorlar. Baz donanımlarda 17 gelen jantlar bu versiyonda 18 olarak geliyor. Burada 225, 50, 18 ebatında alışında jantlarımız var. Gerçekten bu tasarıma yakışan bir jantlar olmuş. Elmas kesim ve dışında gördüğünüz gibi burada daha desenli bir dodik tasarımı var. Aynı şekilde yana doğru geldiğimizde burada kapı altlarındaki korumaları görüyoruz ve burada beyaz rengimiz simli beyaz metalik bir beyaz rengi var. Burada yarı halı yarı plastik kaplamalı izolasyon malzememiz var. Tam bağımsız süspansiyonlarla geliyor. Aslında bu aracın Türkiye lansmanı yapılmadan önce Avrupa için olan versiyonlarında burada tam bağımsız süspansiyon yoktu ama ülkemize tam bağımsız süspansiyonlarla geldi. Artı 1.8 122'lik motorla geleceğini düşünüyorduk. Çünkü Avrupa versiyonunda ve Amerika versiyonunda bu motor tercih ediliyordu. Ülkemize 140 beygirlik olan versiyonla geliyor. Bunların detaylarında video sonuna doğru teknik detaylar bölümünde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru baktığımızda burada karartılmış aynamız var ve krom şeridin cam üstünden doğru gelip burada bakın böyle bir Corolla Cross yazdığını görüyoruz. Baz donanımda bu mevcut değil. Herhalde bu bir aksesuarcılarda arkadaşlar daha sonradan alınabilir olur. Gerçekten güzel bir detay olmuş burada Corolla Cross yazıyor olması. Burada cam tavanla beraber gelen burada tavan rayımız var. Sadece baz donanımda cam tavan yok. Flame X donanımı alırsanız dediğim gibi arasında sadece cam tavan farkı var. Hemen baz donanımın bir üstündeki Flame X'de cam tavan standart hale geliyor. Arka tarafta da bu donanımda LED stoplar geliyor ama sinyal lambalarımız ve geri vites lambalarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi halojen olarak yanıyor. Alt tarafa doğru bakalım gövde renginde burada ortada bir difüzörümüz var ama egzozumuz hemen şu tarafta ve süspansiyonlarımızı da şöyle göstereyim ben. Corolla Cross'un arkasında sadece Corolla yazısı var. Diğer tarafında sadece hibrit yazıyor. Bir dikkatimi çeken genelde hibrit araçlarda burada bir kanatçık görürüz ama bu araçta mevcut değil. Spoilerimiz de biraz daha küçük yapılmış. Burada bir daha büyük bir spoiler olsaydı daha mı yakışıklı olurdu acaba? Bilemiyorum. Toyota mühendisleri buna ihtiyaç duymamışlar. Geri görüş kameramız hemen burada. Plakalanmalarımız LED olarak
yanıyor ve elektrikli olarak açılan bagaj kapağımız mevcut. Toyota'da çok görmediğimiz, bu segmentte görmediğimiz bir özellik bagaj kapağının elektrikli olarak açılması. İsterseniz direkt kilitleyebiliyorsunuz, isterseniz bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. İki özellik de burada mevcut durumda. Şöyle 487 litrelik bir hacim bizi karşılıyor. Bu rakam bu sınıf için yeterli arkadaşlar. Burada bir bagaj örtümüz var. İsterseniz bunu şöyle kendinize doğru çekerek böyle buradan çıkarabilirsiniz. Burada led bir aydınlatmamız var. Şöyle yedek lastiğimizi size göstereyim. Burada yarım boy bir yedek lastik var. Şöyle tam dibine doğru bakarsak burası da bu şekilde biraz yukarıda konumlandırılmış. Burada büyük bir eşya bölümü var. Yine burada da büyük bir eşya bölümü var. Her iki tarafta krom. Burada sağlı sollu sabitleme halkaları mevcut durumda. Hemen bagajımızı kapatalım. Arka tarafa geçelim. Baş ve diz mesafesini size göstereyim. Şöyle kapanışını da görmüş olalım. Çamurluk üzerindeki bu dodikler gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Bakın burada şuraya kadar gelmiş. Aşağısı boyalı. Kapılar şöyle bakarsak burada üst taraf sert plastik. Şurada deri malzeme kullanılmış. En dolu versiyonda arkadaşlar deri koltuklarla geliyor. Hemen depomuzu içeriden açmamız lazım. Büyük ihtimal koltuğun altındadır düğmesi. Bakalım burada farklılık yapmış mı Toyota? Nerede bagaj kapağımız orada? Evet, bu depo kapağımız her zamanki gibi burada arkadaşlar. Toyota pek şaşırtmadı. Aslında şöyle, bir Toyota kullanıcısıysanız hemen neyin nerede olduğunu çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. O konuda bence doğru bir tercih olmuş durumda. Videoya kaçıncı kez ara veriyorum bilmiyorum ama gerçekten talep çok. Gelen giden müşteri gerçekten fazla. Şöyle hemen kapıları göstereyim. Burada biraz sert plastik var ama bakın tekrar müşteri geldi. Bir arada verdikten sonra hemen devam arkadaşlar. Bitireceğiz bu videoyu. Şöyle kapıyı ben size gösteriyordum. Bakın buralar sert plastik ama kalite hissiyatı yüksek yani. Bakın burada bir deri dikiş efekti verilmiş durumda. Uzaktan baktığınızda gerçekten burası deri bir kapıymış gibi görünüyor. Şuralar deri malzemelerle kaplanmış. Burada bir bardaklığımız var. Direkt bardağınızı buraya koyabilirsiniz. Bu güzel bir özellik ama altta bir cep mevcut değil. Bu güzel ama bu kötü olmuş. Hoparlörleri buraya koymuşlar hemen alt tarafa. Ve burada bir tutamağımız var. Şurada cam açma düğmemiz var. Burada detaylarda bakın burada bir cebimiz yok. İki tane hava menfezimiz var hemen burada. Onu göstereyim. Şurada da iki tane USB girişimiz var arkadaşlar. Burada bir karanlık kaldı. Lambamı da yanıma almamışım. Hemen ben size bir aydınlatma yapayım. Orayı göstereyim. Burada bakın iki tane USB tip C'yi görüyoruz. Burada bakın şoför arkasında cep yok. Ama yolcu arkasında koltukta cep var. Belki de şoförün sırtını rahatsız etmemesi için buraya bir cep yapılmamış olabilir. Hemen burayı da görmüş olalım. Evet, aynamızda gördüğünüz gibi kör nokta uyarı sistemimiz var. Anahtarsız giriş çalıştırma sistemimiz var ve şöyle Toyota'da çok alışık olmadığımız hemen bakın bir ambiyans aydınlatmamız burada. Buralar da arka tarafta sertti ama burası yumuşak malzemeden yapılmış. Deri dikiş efekti burada daha gerçekçi. Buradakiler ip arkadaşlar. Arkadakiler efekti. Buralar deri kaplı. Burada bir gözümüz var. Burada da yine aynı şekilde büyük bir şişe için yer yapılmış durumda. Bu donanımda elektrikli koltuklarla beraber geliyor. Bazı donanımda bu elektrikli koltuklar yok. Bakın burada bagaj kapağımızın açma düğmesi var. Far yükseklik ayarımız ve sis farımız mı arkadaşlar? Otomatik far kumandamız burada. Burada da bir deri efekti verilmiş ama buralarda sert malzemeden yapılmış durumda. Şuralarda sert. Aa, buralar niye sert? Buralar yumuşak malzeme değil. Buralar da yumuşak malzeme değil. Aa, enteresan. Şuralarda yumuşak malzemeden yapılmamış. Buralar yumuşak. Sonunda buralar yumuşak. Hemen power düğmemiz direksiyonun çok arkasında böyle ama bu boşlukta direkt eliniz buraya rahatlıkla gidecektir. Şöyle hemen ben bir açayım. Göstergemizi göstereyim. Tamamen dijital bir göstergemiz var. Corolla'da yarı dijital bir gösterge vardı. Ve tamamen farklı yeni nesil bir multimedya ekranımız da burada. Tekrar böyle açalım. Hemen böyle bizi bir karşılasın. OK'ye bastık. Sürüş tekrar aynı uyarı geldi. Aşağı doğru bakarsak ayarlar, ayar değiştirme tuşları, adaptif hız sabitleme, tekrar müşteri geldi. Arkadaşlar vallahi bu zamana kadarki herhalde en uzun süren video olacak. Ya çekemiyoruz. Bir türlü çekemiyoruz. Neyse, fırsat bulmuşken bitireyim artık. Nerede kalmıştım gerçekten unuttum. Size bir yerden başlayıp tekrar anlatacağım aracı. Zannedersem şu kapıyı anlattım, size göstergeleri gösterdim. Hemen buradan anahtarını size bir göstereyim. Bakın
Burada yenilenmiş bir anahtarımız var. Şöyle bagaj kapağımızı merkezi kilit. Şöyle yanlarında da böyle hafif bir parlak siyah malzeme kullanılmış durumda. Şöyle göstergelerimizi açmıştık. Bunu bir pedala basın diyor. Tekrar bastığımızda aracı böyle çalıştırıyoruz. Hemen şuradan göstergelerden bakalım, sağa sola çevirdiğimizde burada adaptif hız sabitleme, adaptif seyir modu. Adaptif hız sabitleme başlangıç seçeneğinden itibaren geliyor. Tüm donanımlarda standart olması çok iyi bir özellik olmuş arkadaşlar. Gerçekten güzel bir araç. Bu tasarım tabi Corolla'dan tanıyoruz ama bu gösterge ve buradaki ekran Corolla'dan farklı. Yani bu şu tasarım da Corolla ile aynı ama burada çok daha büyük bir ekran var. 12.3 inçlik bir burada gösterge paneli. Yine 10 inçlikte burada bir multimedya ekranı var. Araç bilgilerini buradan görüyoruz. Bu geçmiş yolculuk bilgileri, telefon bağlantısı, diğer ayarlar burada. Bu güncellenmiş tamamen arkadaşlar, güzel olmuş. Çok daha böyle okunaklı. Çünkü daha önce biliyorsunuz eleştiriyorduk. Biraz böyle çok hassas değildi ve buradaki pikseller çok daha iyi değildi ama burası çok daha güzel hale gelmiş Corolla'dan. Burada dijital klimamız var. Hemen buradan fanımızı göstereyim. Sıcaklık ayarını buradan yapıyoruz. 16, 15, 15 derecenin de altına inebiliyor. Buradaki iç havanın kalitesini ayarlayabilen bir sistem de burada araçta mevcut. Cam ısıtmaları, ayna ısıtmaları burada. Direksiyon ısıtması da bu araçta mevcut. Direksiyon ısıtma tuşumuz hemen burada. Koltuk ısıtmalar burada. USB girişimiz burada. Burada normal bir USB girişimiz. Arkada da USB tip C girişimiz var. Tabii ki telefon şarj istasyonumuz burada. Açma kapama düğmesi burada. Sürüş modlarımız bakın. Oo, bu güzelmiş. Buradan bakın. Tamamen değişiyor. Bunu pek Toyota'da görmediğimiz bir özellik arkadaşlar. Bu animasyonlar, bu efektler gerçekten hoşmuş. Güzel. Bunu sevdim. Sadece elektrik motoruyla hareket edebilmek için EV modumuz burada. Elektronik CVT şanzımanımız burada. Elektrikli park frenimiz ve frende tutma fonksiyonumuz burada. Ve kapağı olmayan iki tane bardaklığımız burada. Parlak siyah bir malzeme kullanılmış. Piyano bilek ve gümüş detaylar yine kalite hissiyatını artırıyor. Sanki tutamakmış gibi. Şurada da yine bir arkadaşlar gümüş parça var. Şöyle şuralar yumuşak malzemeden yapılmış durumda. Burası Corolla'ya benziyor. Amortisörlü bir torpido gözümüz var. Bunu göstereyim. Şöyle arka doğru baktığımızda kolçağımızın üstü de bayağı yumuşak bir deri kaplı. Hemen bunun içerisinde de bir tane 12 volt 120 wattlık bir çakmak girişi var. Enerji buradan alabiliriz. Bunun içerisi de kaplı durumda. Koltuk tasarımı ve dizaynı gerçekten hoş. Bakın hemen böyle detaylarını da size şöyle göstereyim. Bakın burada bayağı güzel arkadaşlar. Yukarı doğru baktığımda antrasit bir tavan kaplamamız. Buradaki aynamız ışıklı. Diğer tarafta da yine ışıklı bir aynamız var. Cam tavanımız iki parça halinde ama burası açılmıyor arkadaşlar. Sabit. Ortasında böyle sanki açılıyormuş gibi görünen ama açılmayan bir parça var. Perdemiz sadece ileri geri hareket ediyor. Onu da söyleyeyim. Boydan boya cam tavan değil de ortaya böyle büyük bir ihtimal güvenlik amaçlı bu ortadaki parça yapılmış olabilir diye düşünüyorum. Belet araç takla atarsa diye burada koruyabilir. Bir güvenlik önlememiz de arkadaşlar, bakın merkezi hava yastığımız var ve bir tanesi de burada diz hava yastığımız var şoför için. Bu araçta 7 tane hava yastığı var. Bazı firmalar buradaki tavan hava yastığını 2 sayıyor, 9 diyor. İşte bazısı tek sayıyor. Burada tek olarak saydığımızı söylerim. Tavan hava yastığı da araçta tabii ki mevcut durumda. Corolla Cross'ta 5. nesil 1.8 litrelik bir hibrit motor geliyor. Bu motor arkadaşlar 140 beygir bize sunuyor. Farklı ülkelerde 4x4 olan versiyonu da var. 2 litrelik olan versiyonları da var. 1.8 ve 2 litrelik aslında versiyonları var. Ülkemizde tabii ki bu motor 1.8 olarak MTV'sini ödüyoruz. Şu an 2.500 lira civarında arkadaşlar, 6 aylık vergisi yani senelik 5.000 civarında. Tabii yılbaşından sonra ne olur artık orasını bilemeyiz. Dediğim gibi ama bu araç 1.6 olarak ÖTV'lendiriliyor. Teşvik var araçta 1.8 motor hibritlerde arkadaşlar. O yüzden fiyatı muadillerine göre, motor hacmine göre gerçekten uygun olduğunu söylemek lazım. 1798 cc'lik bu içten yanmalı motor 97 beygir ve 142 Nm tork değeri sunuyor. Sadece benzinli motor arkadaşlar. Elektrikli motor ise 94 beygir ve 185 Nm tork sunuyor ki bu daha önce 70 beygir civarında bir elektrikli motor bize güç sunuyordu. 185 olan torku da 142 civarındaydı. 5. nesille beraber bu tork ve arkadaşlar beygir gücü elektrik motorunun yükseldi ama içten yanmalı motorun gücü aynı şekilde kaldı. Onu söyleyeyim. Toplamda 140 Nm
140 beygirlik bir güce ulaşmış durumda. Tork değeri benzinli motor devredeyken 142, elektrikli motor devredeyken 185 karmada, artık arada bir değer oluyor. Çünkü ikisini mesela beygirleri toplarsanız biri 94 beygir, biri 97 beygir. Abi 140 beygir dedin, nasıl oluyor? Tabii ki bunlar ikisi aynı anda devrede olmadığı için ikisinin de aynı anda devrede olduğu maksimum verdiği güç olarak hesaplanıyor. Bu da 140 beygire tekabül ediyor. Onu söyleyelim. Şu an araç 0-100 hızlanması 9.9 saniye ve maksimum hızı biraz düşük, 170 km olduğunu söylemek lazım. 36 litrelik bir deposu var, önden çekişli. Bagaj hacmiyle ilgili arka tarafta size 487 litre olduğunu söylemiştim ama hemen onu düzelteyim arkadaşlar. Burada son teyitlen bilgili aldık. 403 litre üstteki bagaj, bu perde kapalı olduğu halde 403 litre perdeyi açtığımızda tavana kadar 525 litrelik bir bagaj hacmi var. Onu da düzeltmiş olayım. Corolla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Corolla Cross ile ilgili. Bak ben bile Corolla dedim. Çünkü direkt arkadaşlar insanların aklına Corolla geliyor. Corolla isminden bir artı olduğunu da video başında söylemiştim. Sizin görüşleriniz de önemli. Tabii ki yorum kısmına bunu yazabilirsiniz. Ortalama yakıt tüketimi de bu fabrika verisinde 5 litre olduğunu söylemek lazım. Bu tarz araçlar şehir içinde elektrik motoru devredeyken çok daha az yakıt harcayacağı için, sadece elektrik motorun bataryası bittiğinde, çünkü benzinli motor devreye giriyor, elektrik motorun bataryayı şarj ediyor. Siz geri kazanım da bu araçta var. Diyelim dik bir rampadan aşağı iniyorsunuz, elektrik motorunu kendi kendine şarj edebiliyor. Böyle de hem de menzil kazanmış oluyorsunuz. Araçta arkadaşlar 10 yıl 160 bin kilometrelik garanti var. Tabii ki hangisi önce dolarsa. Ve 10 bin kilometrede bir bakıma giriyormuş. Onun da bilgisini almış olduk. Şimdi evet, söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şey kaldı mı onu düşünüyorum. Evet, notlarıma da bakayım. Şöyle bir önden çekiş sadece ülkemizde satılıyor. 4x4 olan versiyonu maalesef ülkemizde yok arkadaşlar. Evet, son olarak böyle ekledim. Artık unuttuğum bir şey var mı onu da bilmiyorum ama videoyu bu sefer kapatalım daha da bölünmeden. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.